acaba uzaylı fantazim olduğu için yani özellikle İşaretler filminden beri o meşhur sahneyi hepiniz biliyorsunuzdur. Burada İşaretler filmini izlemeyenler için spoiler olmasın diye tabii ki o sahneyi koymayacağım. Ama herkesin böyle yani böyle oradaki Joaquin Phoenix'in verdiği tepkiyi verdiği bir sahne vardı. Ondan beri böyle uzaylılardan küçükken hep korkan falan böyle hep gerilen böyle hani cin filmlerinden falan hiç etkilenmiyor. Aslında korku filmlerinin hiçbirinden etkilenmem. Ama böyle o tarz çekilmiş uzaylı filmler hep beni etkilemiştir. Dünyalar Savaşı'ndan da etkilenmiştim mesela. Hala da çok severim o filmi. Bence underrated kalmış bir film. Hakkı yenmiş yani. Ya da yeterince ilgi görmemiş diyeyim. İlla ki seven de vardır benim gibi. Ama İşaretler filmi gibi uzaylıları böyle yere yakın işleyen bugüne kadar pek bir film görmedim. Bir tane de şey vardı. Gerçek bir hikayeden alıntı. Gerçekten kaçırılan bir adamın bir filmi vardı. Şu an hatırlayamadım ama videoya koyarım size. Onu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. No One Will Save Us da aslında posteriyle, konusuyla, her şeyle beni çekti direkt. Acaba öyle bir film mi diye düşündüm. Aslında öyle bir film değilmiş. Fazla spoiler vermeden anlatacağım. İşaretler filminin, yani The Sign filminin son kısmını düşünün. Yani uzaylıların gelmeye başladığı kısım değil de hani artık geldiği ve olayların koptuğu bölümü düşünün. Ondan sonra filmin oradan itibaren başladığını hayal edin. İşte bu film öyle bir film. Ama gerçekten etkileyici sahneleri vardı. Bu arada orijinal bir şekilde ele alınmıştı uzaylılar filan. Bazı sahneleri cidden etkileyiciydi. Uzaylı meraklısıysanız, uzaylı film meraklısıysanız izlemenizi tavsiye ederim. Ben 10 üzerinden 7 filan veririm filme. İzletti bana kendini. Başrol oyuncusu kendini zaten izletiyor. Güzel kurtarmış filmi. Filmi de diyalog bile yok. Hatta yani olan tek bir diyalog da tam yerinde diyebilirim aslında. Filmde kendini dışlanmış hisseden, topluma ayak uyduramayan bir kızı canlandırıyor. Ve uzaylıların da toplumu ele geçirmesi ve köleleştirmesini anlatıyor mevzu. Artık oradan nasıl bağlandığını tabii ki size söylemeyeceğim. Ama aslında alt metni bayağı etkileyici olan bir film. Gerçekten etkileyici sahneleri de vardı. Yani ucuz bütçesini bir tuhaf CGI'ları falan saymazsanız güzel böyle bir akşam gidebilecek. Hani biraz gerilelim, korkalım falan böyle tuhaf bir film izleyelim havasında bir insansanız sizi mutlu edebilir. Ben her filmi izleyebildiğim için hani burada kategoriye koymak istiyorum. Çünkü tutup sadece böyle ne bileyim komedi, romantik film izleyenler vardır. Onlara gidip bu filmi tavsiye edemem. Hani böyle klasik korku filmlerinden falan hoşlananlar belki bir şans verebilir. Çünkü uzaylı filmindense böyle bir korku filmi elementi daha çok var filmin içinde. O bildiğiniz uzaylı şeyi yok. Daha çok mitlerde olan, uzaylı mitlerinde olan, günlük hayatta konuştuğumuz bazı şeyleri alıp o uzaylılara daha fazlasını verip ondan böyle bir korku temalı film çıkarmışlar. Hani psikolojik olarak da etkileyici olabilir. Beni etkilemedi. Ama bazılarınızı belki etkileyebilir. Bilmiyorum. Netice olarak değişik bir filmdi. Yani beklemediğim gibi çıktı. Hani belli bir beklentim yoktu açıkçası ama İşaretler gibi bir filmi ben her uzaylı filminden maalesef bekliyorum. Yani istiyorum öyle bir film daha çıksa da izlesek diye. Varsa bildiğiniz yorumlarda önerebilirsiniz bana. Bir de böyle işte değişik bir korku filmi açayım. Hani A sınıfı değil yani B sınıfı film derler ya o tarz bir şey izleyesiniz geldiği zaman böyle sizi mutsuz etmeyecek bir film olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.